Sesler mi geliyor içeriden? Cık cık dedi kendileri. Duymadım. Bak. İşte daha çıkın başlamadı. Bugün 20. günü. Aa, bakın şu arkada bir tanesi çatlak. Birkaç tanesinde çatlaklar var. Bak ben size şunu... Evet, çok açmayalım. Nemini kaybetmesin. Bakalım bugün kaç tanesi çıkacak dostlar. Bugün çıkım günü. Toplamda kaç tanesi çıkacak acaba? Heyecanlı bekleyişimiz devam ediyor ama sona çok yaklaştık. Hazırlıkları artık yapmamız gerek. Hani her an geldiler gelecekler gibi bir durumumuz var. Video başlamadan önce, ama kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz dostlar. Like atmayı da unutmayalım. Düşündüğümden büyükler ha. Sanki daha küçük bir şey. Nasıl bir şanssızlık bilmiyorum. Şu an... Su kaynatalım, şişelere koyup içine koyalım. Evet, tabii şimdi bu ısıtıcıları koyup çalıştırmaya başlamamız lazım. Bir katını çalıştıracağım hatta. Neden bir katını çalıştıracağım? Çünkü çıkış olduğu zaman buraya koyduğumuz civciv de üşümesin. Niye de koyacağız kızım? Bir çıkmaya başlasınlar. Hep bağdayı takmamı istiyorum. Heyecanlı mısın niye civcivler için? Evet, çalışacağım. Ampullerini takıp. Bakalım üç katı da dolduracak mı? Ben onu merak ediyorum. Evet, iki kat mı dolacak, tek kat mı, üç kat mı? Aslında normalde şu an 20. gündeyiz değil mi? 20. gün. Ne dedi? Bugün yarın ve sonraki gün çıkış olur. 22. günde de oluyor diyorsun. Olabilir. Ya şöyle var. Şimdi kış ayındayız ya. Hoş gerçi biz onları hep sıcak tuttuk. Evin içindeydi. 23. 24. gün bile çıkış olabiliyor. Bekleyeceğiz o zaman her türlü. Gör, onu anlarız yumurtadan. Şimdi görürüz onu. Bir de Denizcan, ısıtıcılarla alakalı yorumlarda sorular var. Denizli cevaplayamadığımız, kusura bakmayın. Biz bunları çok önceden almıştık değil mi? Şimdi aynen tedarik evet. Edilir fikrin var mı? Ya Çimuka marka bu. Her şeyimiz Çimuka'ydı. Yani set halinde almıştık komple. Bu işi yapanlar hani markayı bilir zaten. Hani bu şey için iyi bir marka. Biz de son derece memnunduk. Isıtıcılar da setin içinde mi? Tabii setin içinde, bak onlar da zaten Çimuka yazıyor. Hepsi Çimuka. Anladım, tamam. Çimuka marka. Fişimizi takalım. Şuradan. Aa. Evet, çok güzel oldu. Evet. Şimdi bir katı çalışır dursun, ısınsın. Dedim ki civciv koydukça devamını da getireceğiz. Tek eksik civcivler. Tek eksik civciv, aynen. Açayım. Civciv sesleri artıyor değil mi? Evet, açayım mı? Hafif, çok şey yapma, nemi kaçmasın. Anam, iki tanesi çıkmış. Bak daha kabuklar da kırılıyor. Kapa, nemi gitmesin. İki tane düşündüğümden büyükler ha. Sanki daha küçük bir şey çıkacak gibi. Yok, onlar bak ne hızlı büyüyecek şimdi. Ya. Kaçı çıkar, iddiaya girelim. Sen öbür iddiayı ne oldu ki? Hani ben 65... Tamam işte, bunu ben kazanırsam eşitlenir, bir doluluk, şey olmaz. Yani dolu yumurta sayısında benim söylediğim tutmuştum. 65 tane dolu yumurta verdi değil mi? 65-66'ydı galiba. 55 tane diyorum. Hadi ben de 50 diyorum. Bakalım bu sefer kim kazanacak. Hadi bakalım. Evet dostlar, yemliklerimizi ve suluklarımızı temizledik. Buradalar. İlk kullanacağı yemlik bunlar. Şu aparatı da şu şekilde üstüne koyuyoruz ki bunlar eşelenebilen hayvanlar olduğu için eşelenip yemi dışarı dağıtmasın. Şöyle koyalım. Hop. Suluğumuz da şu şekilde. İlk sulukları. Suluğumuzu da koyduk. İlk civcivlerimizi buraya alabiliriz. Şöyle bir bakalım dostlar. Evet bak. Şöyle birer birer alacağım. Bak Murat Deniz. Üşümesin dur. Koyduk. Yanına ikincisini de koyalım. Çünkü bunların su içmesi ve mama yemesi gerekiyor. Şöyle biraz acele ediyorum. Çık çık çık. Bak Mia. Çok sert ya. Benim
Neredesin? Burada. Tamam. Pişt pişt pişt. Kalkın, kalkın. Hemen uyuyorsunuz. Aşkım, onların suluk ve yemlikleri var. Ve oyuncağı da var değil mi? Oyuncağı da var. Bak, arkadan da bam bam bakıyor, kıskanç. Beğendin mi ya? Evet. Ama ne kadar tatlı ya. Yattığınız da çok heyecanlı. Ben bir prensesim. Evet, sen bir prensessin. Anne ne? Bir kraliçe. Baba? Bir kral. Evet, aferin sana. Kral ya. Açın ya, aferin sana. Ne oldu? Ya dostlar, hani artık nasıl bir şanssızlık bilmiyorum. Elektrikler gitti. Bir açsana bak şu ucunda. Çok ufak. Ama çok ufak yap, ısısı gitmesin. Buna bizim bir çözüm... Baksana, üşürler, ne yapacağız? Üşürler, evet. Kapa kapa. Nasıl şey? Oh, bir 10 dakikadır bekliyoruz aslında. 186'yı da arıyoruz ama... Hat düşmüyor. Bir hat düşmüyor, dıt 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 bir şey oldu. Vallahi nasıl bir şanssızlık. Şu an aklıma tek şey geliyor. Su kaynatalım, şişelere koyup içine koyalım. Yani başka bir şey yok. Dışarıdaki civcivi de çıkarttıklarımızı da tekrar içine koyduk. Şu an sıcaklığı korusun diye. Evet, zaten balkon soğuk. Yani ısıtıcıları olmazsa ekstra soğuk olacak. Ne yapacağız bilmiyorum. Umarım çabuk gelir. Deneyeceğiz yani bir yandan da. Öyle bozuldu ki moralim. Murat Deniz, bırak onu. Tüpte dediğin gibi su ısıtıp... Ya tüpte su ısıtıp içine koyalım. Oh, evet dostlar, neyse. Tezgahı atlattık. Geldi elektrik. Çünkü bir 45 dakika falan gitti elektrik. 36 dereceye falan inmişti ısısı. O da yerine geldi. 36 çok ufak bir derece değil. Yani en azından şu an içindekiler cik cik. Tabii bu beyefendinin de burada hiçbir şeyden haberi yok. Ama tabii daha uzun süreli giderse çok kötü bir sıkıntı. Ya şimdi beni esas şey korkuttu. Şimdi balkon ne kadar kapalı olsa da içerisi kadar korunaklı değil. Mutlaka bir ısı farkı oluyor. Evet. Biz de balkona koyduk. Şimdi civcivleri içeri almış olsaydık, yattığımız zaman gece bir 45 dakika, bir saat elektrik gitseydi, evet, sabah kalktığımızda civcivlerin hepsi öyle olurdu. Biz seninle onu içeri taşıyalım. Taşıyalım içeri. Ama hani inşallah tekrar uzun süreli gitmez. İnşallah, İçeride inşallah de çok uzun sürerse. Tabii gitmez ama en azından bir saat kazandırır bize yani. Bir saat kazancımız olur. Tabii babam yattı, şu an onun haberi yok gerçi ama. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Ya yani yağış da çok şiddetle devam ediyor. Gök gürültüsü, şimşekler çakıyor. Ya hava durumuna baktık aslında. Yani bir saat sonra tekrar böyle çok şimşek gösteriyor. Hmm. Burada şimşek çaktığı zaman gidiyor elektrik. Çok enteresan bir şekilde değil mi? Şimşek çakıyor, elektrik gidiyor. Bir otomatik sistem mi varmış, ne varmış, öyle bir şey söylediler. Bilmiyorum tabii doğruluğu ne. Oh, o zaman taşıyalım içeri. Tamam. Hadi. Hızlıca yapalım çünkü civcivleri de almamız lazım. Şu an hepsi içinde sıkışıyor. Çıkmaya da devam ediyorlar. Tabii çıkmaya da devam ediyor. Çoğu kabuğunu da kırmış. Oraya taşıyalım. Çünkü sabaha kadar yoksa içinde onlar çok sıkışır. Tek mi taşıyacağız? Bir şeyin içine koyar götürürüz. Önce aleti taşıyalım da. Şimdi onu seninle iplerinden tutar çıkartırız. Joe burada değil değil mi? Gene de sen kapıyı, şimdilik kapı istersen. Tamam. Aç. Çünkü bam bam burada. Bam bamı yandı yağdığı zaman. Bir de koltukta oturuyor ya. Bak, kızdığımızı biliyor ya, nasıl iniyor hemen görünce. Seni gidi seni ya. Suluklar falan da tam buna göre. Buralardan girmesi için. Yemliğimizi. Civcivleri getirelim. Murat Deniz, hem çok konuşkansın hem ne dediğini anlaşılmıyor. Tamam. Peki. Hadi gel. Hadi gel. Civcivleri getireceğiz. Şöyle şunun içine alalım. Hızlıca. Bir.
bir tanesi burada. Hadi içeri hızlı bir şurası. Hadi. Kaç tane dedin onu deneyim. 11 oldu. Çok tatlılar ya. Bay bay. Görüşürüz. Hadi. Baylar bayanlar. Bakalım daha çok var çıkacak. Dostlar tamam hep huzurlu biçimde yatalım derken elektrikler yine kesildi. Bu arada bayağı çıkım oldu. Şöyle bir şey yaptık. Bakın şişelere kaynar su doldurduk. Böyle koyduk. Buradakilerde. Bakın burada zaten daha yakın durmaya çalışıyorlar. Şimdi öyle birer şişe daha kaynar şeyle koyacağız. Ama yani kuluçka makinesinde de daha çok şey var. Civciv var, yumurta var. Şu an değil mi? En aşağı zaten bakın cikcikliyor burası da. Şöyle açmayacağım. Yani ısısını hiç kaybetmesin diye. Bakın sesleri duyuyorsunuzdur. Cik 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 geliyor. Yani bir iki tane yeni çıkan vardı. Daha bir 30'dan fazla da yumurta vardır değil mi içinde daha? Vardır. 40 tane falan daha yumurta var. Oh, yani hava bir tek bugün kötü değil mi? Biz çıkım alacağımız gün. Evet. Hava kötü. Böyle bir şey yaşıyoruz. Olmamıştı. Şans bu da işte. Bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. İyi ki onları içeriye almışız en azından. Yani onu söyleyebilirim. İçeriye aldığımız için hani burası balkondan yine bir nebze daha sıcak. Bakalım neler olacak. Oh, evet dostlar biraz moralim bozuk. Çünkü gece boyunca fırtına devam etti ve gece boyunca elektrikler bir vardı bir yoktu. Şöyle özetleyebilirim. 1 gibi gitti, 4.30 gibi geldi. 5'i çeyrek geçe gibi gitti, 6.30 gibi geldi. En son da bir 20 dakika önce gitti. Yine su şişelerini doldurdum. Şimdi şu tavuklarımızı açmaya gidiyorum. Şu ana kadar 30 tanesi çıktı. Kuluçkanın içinde de makinenin içinde de var şu an en az bir 10 tane çıkan. Ama hiç ağzını açamıyorum. Korkuyorum içindeki sıcaklık ve nem kaybolmasın diye. Günaydınlar kızlar. Yumurta var mı? Hızlıca bir bakalım. Günaydın. Şu anlık bir tane var. Ha iki tane var. Bir tane de burada. Hop, toplamayı Mia kuşa bırakacağım. Çok seviyor yumurtaları toplamayı. Bir can bağımız sormuş tavukları niye kapalı tutuyorsunuz diye. Tavukların buraya bir bahçesi yapılacak. O bahçenin bir duvarı yapılacak. Tavuklar bu kümese yeni geldiğinden dolayı kümese alışmaları için ilk bir 4-5 gün hiç çıkartmadan kümeste tutmak gerekiyor. Ki saldığımız zaman tekrar gece kümeslerine girsinler. Yoksa kümese girmezler. Her biri farklı bir tarafa gider. Onları bir türlü toparlayamayız. Ben bu arada dünkü fırtınanın şöyle bahçedeki izlerini size bir göstereceğim ufak ufak. Mesela bakın şu baklaları nasıl yatırmış bu tarafa doğru. Tabii şimdi bu daha hiçbir şey. Bahçenin geri kalanını gördüğümüz zaman. Seramız ayakta duruyor. Seramıza bir şey olmadı. Bakar mısınız? Rüzgar her şeyi gene aldı. Her yere savurdu burada. Yani bunların hepsi yanda duruyordu. Her şey uçtu. Yine bir bahçe temizliği yapacağız. Ben gene habire sigortaya bakıyorum acaba. Hani sigorta mı attı? Burada sigorta. Yani geldi acaba sigorta mı attı? Vesaire diye. Biraz karanlığa sokacağım sizi. Evet, ışık yok. Evet. Yani şöyle.
Şöyle cep telefonumun ışığıyla göstereyim. Bakın onlar da gariplerin nasıl dayanıyor. Bunların içinde kaynar su var, kavanozlar var. Şu aşağı bir daha. Bakın buradakiler de burada. Örtünün altına girmişler. Üşümemeye çalışıyorlar. Şöyle bunun da üstünü böyle örttüm. Zaten bakın içinden sesler geliyor. Duyuyorsunuzdur. Çıkanlar var. Oh, yine son bir saattir elektrik yok. Şöyle. Bam bam. Gel seni de salayım oğlum. Fırtına geçti. Geç bakalım. Hadi. Aferin oğluma. Fırtına sonrası böyle günlük güneşlik. Tamam mı? Dün gece bizi bayağı bir yorduktan sonra. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi. Şimdi bir 5 tane daha çıkmış. Bunları da götürelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bununla birlikte 15, 15, 16 olacak. Ya bunları koyalım sonra bir yumurtaya bakacağız tekrar. Bunlar üşümesin. Isıtıcının altına koyuyorum. Şimdi yani kaç bir dakika? 15, 30, 45, 46 tane var şu an. Aa, gel bir yumurtalara bakalım. Yumurtaları istiyorum. Bugün tam 21. gün arkadaşlar. Yani bugün ve yarın da çıkım olabilir ama bizim zaten yumurtalarımızın çok büyük bir kısmı çıktı. Bak şimdi şöyle bir içine gelsene tekrar. Gel bak. Bak. Şu an çıkıyor, bu çıkıyor, bu çıkıyor, bu bak hareket ediyor zaten. Şu çıkanları şu kabuğu da yapayım, ortaya ayırdım. Bir de hiç olmayanlar var. Yani mesela şunda bak hiçbir şey yok. Bunları da ne yapıyoruz? Bak uzaklaş biraz. Şöyle kulağımıza koyuyoruz. Şöyle vuruyoruz, içinden cik 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 ses geliyor mu diye bakıyoruz. Ama bunda yok. Ama bugün 21. gün olduğu için bunları biraz daha bekleteceğiz. Mesela şöyle bakıyoruz. Bunda da yok. Bak. Oh. Bak zaten bak. Evet, tık tık yapmana gerek kalmadı. O an hissetti. Şimdi sustu. Ha, geldi geldi. Var var. Ses geldi. Bunu ortaya alalım. Yani şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesi da kabuğunu kırmış halde. Nemim iyi, derecem iyi. Bakalım ilerleyen süreçte zaten başındayız. Ben 24 saattir başındayım. 5-5 taşıyorum içeriye. Üçüncü günün şafağındayız.
Tamam. Yorucu bir süreçti ama ya, bayağı yıprattı beni. Evet. Deniz çok daha fazla uykusuz kaldı. O çünkü elektrik kesilmeleriyle. Evet. Ya tam şansımıza. Şimdi videoda çok kopuk kopuk oldu oralar ama. Tam çıkım başladı. Gayet güzel ilerliyor. Elektrik kesildi. Sonra geldi. Ah dedik tamam. Hani daha olmaz ama dışarıda da fırtına var. Böyle çakan her şimşekte değil mi? Ya evet. Gidecek mi acaba korkusuyla devam ettik. Ve tabii korktuğumuz gibi de oldu. Sonra bir 3 saatlik bir kesinti oldu falan böyle. Sonra daha kısa, sonra daha uzun. Neyse. Yani bundan kaynaklı olarak aslında çıkım tam istediğimiz kadar olmadı. Ama kötü de bir çıkım almadık. Evet. Tam sayıları verirsek 72 yumurta koyduk. Zaten 6 tanesini elemiştik. 12 tane yumurtamız da o gün soğukta kaldıkları için bence çıkamadı. Kabuğunu delen tüm civcivler çıktı ve şu anda yaşıyor. Civciv büyütme kabinlerinin üçü dolu. Yumurtadan çıkan civcivlerin hiçbirini sonrasında kaybetmedik. Öldüm çok mi? Şükür. En üst katında 19, bir altında 18, en altta da 17 tane civcivimiz var. Onları çıkış sırasına göre yukarıdan aşağıya doğru yerleştirdik. Yani 54 tane civcivimiz evet. Oldu. Şimdi bunların tabii kaçı horoz, kaçı tavuk. Bir sonraki artık videolarda da buna bakacağız. Onunla ilgili böyle ufak anlaşılabilmesi için bazı yöntemler var. Çünkü ona göre tavuk ve horozları ayıralım ki 10 tavuk için bir horoz düşünüyoruz. 10 horoz için bir tavuk çok katliam olurdu çünkü. Bir şey diyeceğim. Şimdi bizim bir iddiamız vardı ama o iddiayı şey yapmıyorum yani, kabul etmiyorum. Tam ortasında olduk hani. Evet, İkimiz 54. de kazandık olalım. Peki. Hadi tebrik ederim. 1-0, ama 2-1 yendin. Tamam. O şimşek çaktığında yani gök gürültüsüyle bir yere ben şey dedim. Biliyorsunuz yakın zamanda da Çanakkale'ye yakın deprem olmuştu. Deniz'e dedim ki ya, sallandık mı? Yani çünkü bayağı sarsıntılıydı. Yani o hava şartlarında hiç elektrik kesilmese burası için şaşkınlık verici olurdu. Tabii ya, ama işte denk geldi bak yani. Bak havalar nasıl güzel gidiyor. Tam o güne denk gelmesi. Evet. Tam çıkım olacak. Ya korktuk ya. Can çünkü sonuçta evet. Bu. Hani ne yapabiliriz? İşte Allah'tan ocağımız tüplü. Yani onun için bir elektriğe ihtiyaç yok. İşte su kaynat, kavanozlara koy, onu sar, içlerine koy. Tabii, sıcaklığını korumaya çalış. Bir de başka şey var. Daha önceki videolardan izleyenler biliyor. Bizim burada ısınmak için kullandığımız soba sistemi evet. Çok farklı. Ve elektrik kesintisinde kazan patlama gibi bir ihtimal ve bir risk var. O nedenle böyle elektrikler kesilince evde başka bir alarm çaplı bir şok oluyor. Yani bir yandan civcivler için Deniz çalışıyor, bir yandan sobayı söndürmeye çalışıyoruz babam. Bir yandan böyle evde gerçekten farklı bir aksiyon vardı. O sobamızı görmek için nasıl ısınıyoruz diye bir video yapmıştık. Orada sobamızı ayrıntılı olarak tanıtıyorduk. O videoya bakabilirsiniz önceki videolarımızdan. İzlemeyenler için çok basit. Sobanın arkasında bir su kazanı var. O kazan ısınıyor. Bir motor da içinde ısınan sıcak suyu peteklere göndererek tüm evi ısıtıyor. Tabii peteklere gönderemediği zaman kazan içindeki su çok ısınıyor ve böyle değişik değişik sesler gelmeye başlıyor. Evet, evet. Pahalı, küt, güm. Firmasıyla da görüşmüştük. Evet dedi, elektrik yokken çalıştırmamanız lazım. O yüzden hemen böyle bir 10 litre su, 15 litre su üstüne dökerek sobayı söndürüyoruz. Bir de öyle bir şey oldu. Evet, yani bir o de, akşam. Bir de o an yani çok da güzel yanıyordu soba. Onu söndürmek de oldukça zor oldu. Bir de o işin hani farklı bir aksiyon kısmıydı. Evet, bu çekmediğimiz ama gene yaşadığımız ya şeylerden bir tanesi. Ya şey merak ediyorum ama. Yani elektrik kesilmeseydi yani bu 12 tane civcivden daha kaç tane çıkardı? Tamamı çıkmazdı herhalde yine. Bence elektrik kesilmeseydi, şimdi yumurtalara da ayrıntılı olarak baktık. İçinde hiç hareket falan evet. Yok. O yüzden şu an video çıkışında gidip artık fişini çekeceğim kuluçka makinesinin. Hiçbir hareket yok. Evet. Şimdi benim gördüğüm zaten 3-4 tanesi dölsüzmüş. Yani gelişmemiş. Hı hı. Onların sarısı biraz katılaşıyor herhalde, o kadar. Çünkü o sıvı var ve içinde gitmeye devam ediyor. Bir gelişim göstermemiş 4 tanesi. Geri kalanları da bence o gün soğuktan gitti. Hmm. Çünkü gagasıyla delik delenlerin hepsi çıktı evet. Ve şu an hiç ölüm yaşamadık en azından. Çok tatlılar diyelim. Ya. Tatlılar. O kadar güzeller ki. Evet. Çok farklı cinslerde almasaydınız diyenler olmuş ama şey. Güzel oldu hepsi. Çok tatlılar ya, hepsi başka başka çok şekerler. Şimdi haftaya da bir yere ziyarete gidiyoruz dostlar. Evet. Tabii şu an onun için bilgi vermeyeceğiz. Biraz çok, sürpriz evet, olsun. Evet evet, sürpriz olsun. Çok ama çok yakından tanıdığınız bir YouTuber ailenin aile, diyelim. Yanına evet. Gideceğiz. Birlikte hem vakit geçirmek hem de bir şeyler yapma şansımız olacak. Gelecek video onun hazırlıklarıyla geçer diye tahmin evet, ediyorum. 3-4 gün orada kalacağız zaten haftaya. Bir sonraki haftaya. Videoda söyleyelim. Evet, bir sonraki videoda söyleyelim nereye gidiyoruz. Birkaç yorum gelmişti daha önce. Ya onlarla tanışmanızı çok isteriz vesaire diye.
Daha önceden tanışıyorduk. Şimdi de böyle bir yardımlaşma oldu. Yardıma gideceğiz dostlarımıza. Yorumlarda tahminleri alabiliriz. Evet, yorumlarda sizce bakalım nereye gidiyoruz. Kime gidiyor? Güzel. Kime gidiyoruz bakalım. Bakalım. Biz bilmiyoruz, siz biliyor musunuz? O zaman soralım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp bir de like atarsanız çok seviniriz yeter dostlar. Yeter mi? Yetmez. Yorum desteğiniz bizim için çok 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 kıymetli. Kanalımız çok daha fazla kişiye ulaşsın istiyoruz. Bunun için yapacağınız her türlü destek, beğeni, yorum bizim için çok kıymetli. Lütfen kıymetli. Bol bol yorum yapın. Kıymetli. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz bir sonraki videolarda. Kendinize iyi bakın.